Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Turan Dünyamız, hoş geldiniz. Kandaşlarım, karındaşlarım. Kardeşlerim, yeni bir seriye başlamış çıkmıyorsunuz. Bayağı bir zaman oldu. İşte ulu büyüklerimizi, yani Türk Turan Dünyamıza hizmet eden büyüklerimizi hepsini teker teker anıyoruz. Anıyoruz. Bu bizim vazifemizdir ya, unutmayalım. Bunlar bizim vazifemizdir. Çünkü bu insanlar her zaman söylüyorum yani. Her zaman söylüyorum. Kaybolma yüz tutmuş Türklüğümüzü şahlanışa geçen insanlardır. Bize bu şuuru getiren insanlardır bunlar. Çünkü hep horlanmıştık Osmanlı'da. Osmanlı hep horlanmıştık. Küçük görülmüştük, har görülmüştük. Kötü görmüşlerdi bizi ya. Savaşa giden hep ölen biz olmuştuk. Savaşa giden hep biz olmuştuk. Onun için bu insanları benim anlatmam her zaman mecburidir. Olmazsa olmazımızdır. Bu insanları hep hatırlayacağız ya. Hatırlayacağız. Çünkü onların her zaman bir şey düşünürken onların yaşamış olduğu o zamana bakacaksınız yani. O zamana bakacaksınız. Osmanlı nasılmış ya? Osmanlı son dönemleri ya. Neler olmuş ya? Özellikle 1880'lerden sonra. Neler olmuş ya? Ne gibi entrikalar dönüyormuş içeride? Bu Türkçülüğe karşı düşün. Düşün. Bu insanların hakkını ödeyemeyiz. Hepsinin çok büyük Türk turuna katkıları vardır bu insanların. Katkıları vardır. Bunlardan bir tanesi, bize bugün o şey yapacağız, konuşacağız. Bunlardan bir tanesi olan Nuri Paşa. Nuri Kılıcı. Nuri Kılıcı. Nuri Kılıcı, yani Nuri Paşa, 1889'da İstanbul, 2 Mart 1949'da ölmüştür. İstanbul, Osmanlı ordusu komutanı ve Cumhuriyet döneminde tüccar, yatırımcı ve sanayicidir. Nuri Paşa. Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Kılıcı, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında Azerbaycan'a hakim olan Rus ve Ermeni birliklerinin Mart olayları adı ile anılan Müslüman katliamları yapmaları üzerine Kafkas İslam Ordusu adında Osmanlı, Azeri ve Dağıstan askerlerinden oluşan bir ordu ile Azerbaycan'ı işgalden kurtarma harekatı başlattı. Azerbaycan'ı işgalden kurtarma harekatı başlattı Nuri Paşa. Bu ordunun önünü kesmek ve Azerbaycan'ı kontrol eden Rus ve Ermeni birliklerine yardım etmek için İngilizler Bakü'ye küçük bir kuvvet yollamışlardı. Fakat Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan genelinde büyük destek bulup güçlenmesi üzerine Bakü muharebesinde yenilip buradan çekildiler. 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtarılmasından sonra Ekim ayında bir Osmanlı müfrezesi Dağıstan'a geçerek orayı da Rus işgalinden kurtarmıştır. Bu kısmı da okuyalım arkadaşlar. Bu ordunun önünü kesmek ve Azerbaycan'ı kontrol eden Rus ve Ermeni birliklerine yardım etmek için İngilizler Bakü'ye küçük bir kuvvet yollamışlardı. Fakat Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan genelinde büyük destek bulup güçlenmesi üzerine Bakü muharebesinde burada güçler yenilerek buradan çekilmişlerdir. 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtarılmasından sonra Ekim ayında bir Osmanlı müfrezesini Dağıstan'a geçerek orayı da Rus işgalinden kurtarmıştır. Ne var ki
Ne var ki Suriye cephesinde Liman von Sanders Liman von Sanders komutasındaki Osmanlı Yıldırım Ordular Grubu'nun Edmund Allen Bey komutasındaki İngiliz ordusu karşısında Nablus hezimetine uğraması sonucu Mondros mütarekesi yapıldı. Mütarekenin ardından Enver Paşa Türkiye'yi terk etti. Türkiye Moskova Anlaşması ile Azerbaycan'ı Sovyetler Birliği'ne terk etmesi üzerine Kafkas İslam Ordusu da dağıldı. Ne var ki Suriye cephesindeki Liman von Sanders komutasındaki Osmanlı Yıldırım Ordular grubunun Edmund Allen Bey komutasındaki İngiliz ordusu karşısında Nablus hezimetine uğraması sonucu Mondros mütarekesi yapıldı. Mütarekenin ardından Enver Paşa ülkeyi terk etti. Türkiye Moskova Anlaşması ile Azerbaycan'ı Sovyetler Birliği'ne terk etmesi üzerine Kafkas İslam Ordusu da dağıldı. Savaştan sonra Almanya'da yaşayan Nuri Paşa 1938 yılında Türkiye'ye döndü. Ve Zeytinburnu'nda kok kömürü satan bir şirketi satın alıp burayı bir madeni eşya fabrikasına dönüştürdü. Bu fabrikada tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi gibi maskesi mermi üretmeye başladı. 1941 yılında Ankara'daki Alman Büyükelçisi Franz von Papen ile görüşmeye başladı ve Türkiye'de Turancı hareketi harekette gizli destek vererek Almanların müttefikliğini kazandı. Nuri Paşa'nın görüşleri Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye işlerinden sorumlu müsteşarı Ernst Wehrmann tarafından rapor haline getirilip Almanya'da Pan-Türkist fikirleriyle SS Türkistan Lejyonu alayının kurulmasına öncülük etti. Nuri Paşa Türkiye ile bütünleşecek diğer Türk halklarının ilk olarak Türkiye sınırlarına yakın yaşayan Azeriler, Türkmenler olacağına inanıyor. Bunlardan sonra da Tataristan'a kadar uzanan bölgede yaşayan diğer Türk halklarının da bütünleşeceğini öngörüyordu. Bu sebeple Türkiye Almanya ile birlikte Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmalı. Almanlar da Türk asıllı Sovyet esirlerinden orduyu kurup Türkiye'nin emrine vermeliydi. Almanların bu görüşlerine karşı şüphelerini giderebilmek amacıyla Osmanlı ordusunda bu fikirlerini paylaşan subayların çoğunlukta bulunduğunu, hükümetin bu görüşmelerden haberdar olduğunu, halkın ise bu fikirleri çabukça benimseyeceğini öne sürdü. 1944 senesi sonuna doğru savaşın Almanlar tarafından kaybedildiği anlaşıldığında İsmet İnönü ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Almanya'yı desteklerine karşı sert tedbirler almaya başladı. Daha sonra Kirligil fabrikasını genişleterek 1946'da sütlücüye taşıdı. Yeni motor ve makinelerle havan ve havan mermisi üretimine başladı. Bir süre sonra fabrikanın silah üretmeyeceğini
üretmeyeceğini beyan etti. Fakat üretim gizce devam etti. 2 Mart 1949 günü saat 17.10'da fabrikada faili meçhul peş peşe 3 büyük patlama meydana geldi. 2 Mart 1949 günü saat 17.10'da fabrikada faili meçhul peş peşe 3 büyük patlama meydana geldi. İlk patlama kimyahanede olmuştu. Oradan cephane deposuna sızan ateş mühimmatın patlamasına yol açmış. Ertesi gün bile duman ve patlamalar devam etmişti. Barut kokusu Galata Köprüsü'nden hissedilmekteydi. Fabrika çevresi kordon altına alındı. İçişleri Bakanı Ankara'dan gelerek tahkikatla bizzat ilgilendi. Aralarında Nuri Kirligil'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatlarını kaybetti. Nuri Kirligil'in cesedi bulunamadı. Ve boş tabutta defnedildi. Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul kaldı. Olayın siyasi bir sabotaj olduğu iddia edildi. Ne iddiası? Gerçek işte. Bunda şişim var ya. İddia edildi. 18 Mart'taki olay mecliste görüşülürken bazı milletvekillerinin hadise örtbas edilmeye çalışıyor diye itiraz etmeleri bu ihtimalin gözden uzak tutulmadığını gösteriyor. 23 Mart'ta Başbakan mecliste açıklamada bulundu. Bu açıklamalar günümüzde de meclis tutanaklarından okunabilmektedir. Kirligil tabancası. Nuri Kirligil tarafından sınırlı sayıda üretilmiş 9 mm çapında geri otomatik tabancadır. Zamanının ilerisinde bir tasarıma sahipti. Mükemmel durumda saklanmış bir örneği İstanbul Harbi Askeri Müzesi'nde bulunabilir. Tabanca Nuri Kirligil'in mirasçılar tarafından müzeye bağışlanmış ve özel kutusunda ilk günkü gibi saklanmaktadır. Yedek şarjörü ve mermileri ile bir arada görülür. Aralarında şu kısmı da okuyalım arkadaşlar. Aralarında Nuri Kirligil'in bir de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatlarını kaybetmişlerdir. Nuri Kirligil'in cesedi bulunamamıştır. Ve boş tabutta defnedilmiştir. Işıklar çanıyasın Nuri Paşa. Işıklar çanıyasın yüreğimizdedir. Çünkü o fabrikada dünyaya gösterecekti. Türk istediği zaman nasıl silah üretebilir? Yerli malı yazın bir kenaraya. Boşuna fabrikayı o zaman da yakmadılar. Sabotaj yaptı. Niçin yaptılar? Çünkü Nuri Paşa biliyordu yani. Kendimiz üreteceğiz. Dünyayla böyle mücadele edeceksin ya. Bunu bize öğretmişti Nuri Paşa. Çünkü silah asla bir devlet olmaz. Kendi silahını kendin üreteceksin ya. Yani kimseye kamburun asla olmayacak. İşte bunu çok iyi bilen bir Nuri Paşa. Dedim ya, o zamanlar çok iyi biliyor arkadaşlar. Çok iyi bilinen şeyler de bunlar ya. Ya biz Sarıkamış'ta bile düşün ya. Askerin giyecek kışlık kıyafeti yok ya. Kışlık kıyafeti yok. Sözde Almanya'dan gelecek ya. Düşün, kıyafetler askeri. Düşün, onu bile yapamıyoruz ya.
Dedim son koy Osmanlı İmparatorluğu son 400 senesinde 500 asla bilimle, teknolojiyle uğraşmadı ya. Hep içeri girecek akımlar, hep içeri girecek akımlar. İşte geldiğimiz nokta buydu işte. Bunlar çok iyi biliyordu Nuri Paşa'ya. Kendi çanağını kendin üret. Kimseye minnet etme. Çünkü biliyordu ya. Ondan işte, bundan silah işte, ondan silah işte. Ama işte 1949 yılında görüyorsunuz arkadaşlar. İşte emperyalizm nasıl böyle bir oyundur ya. Nasıl bir oyun oynanır Türk Turan'a karşı. Türk Turan'a karşı bunlar yazın bir kenara yani. Bunlar yazın bir kenara. 1949 senesini asla unutmayın yani. O Sütlüce'deki fabrikanın yanması ya. Peş peşe patlamanın olması ya. Manası derindir ya. Manası çok derindir. Ciğerim yanar ya. Ciğerim yanar. Nuri Paşa ışıklar içinde yatsın. Yüreğimizedir. Yüreğimizedir. Her zaman için anacağız büyüklerimizi. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.